güzel oldu. Adı da Ceren olsun. Haydi bakalım iş başına. Çöpünü patlattınız. Merhaba Firuzeciğim. Çilek kreşten döndü mü? Döndü, odasında. Çilek. Kızım ben geldim. Geliyorum anne. Yok, burada bulur. Kimse bulamaz. Aslında toptan yok ederdim ama sonra bu elbiseden kesip çanta yapacağım. Firuzeciğim nohut mis gibi kokmuş, ellerine sağlık. Hem de etli Betüş Hanım. İnsan iddiaya göre bayılacaklar. Yanına bir de pilav yaparım, bir de turşu çıkarırız. Akşam çok lezzetli olur üçü bir arada. Hoş geldin. Ne yapıyordun bakalım sen odanda? Bunu. Aa, bez bebeğine elbise mi yaptın sen? Evet, bundan sonra adı Ceren. Aferin sana. Ay pek şık olmuş değil mi elbisesi? Bu aynı Ceren'in elbisesi. Aa, evet hakikaten çok benziyor. Hangi elbisesi? Ben hiç bilmiyorum. Ayol nasıl bilmezsin? Hani en sevdiği elbisesi. Hani kıyamıyor da az giyiyor ya. Ne oluyor bakalım, ne bu suratlar? Kesin yine kavga etmişlerdir. Evet, ettik. Beni sinir etti. Bu defa sorun ne? Yarın Tuğçe ile tanışmaya dönümüz. Gece onunla yemeğe gitmek istiyorum. Ben de gidemezsin çünkü babam izin vermez dedim. Doğru söylemiş. Ne kızıyorsun kıza? Ben artık büyüdüm. Tabii ki kız arkadaşımla yemeğe gidebilirim. Artık zamanı geldi. Bizi de götürürsen belki izin verir. Hiç de götürmem. Baş başa gideceğiz. 18 yaşına gelmeden hiçbir yere gidemezsin abi. Tuğçelerin sitesindeki hamburgerciye gidebilmek için böyle bir kural yok Ceren'cim. Hem Tuğçe'nin ailesi izin verdi. Sana ne? Ben sana mı soruyorum? Onunkiler verir tabii. Kafe evlerinin altında. Ama orası gece gitmek için bizim evden uzak. O yüzden babam izin vermeyecek. Vallahi bence de. Aa, büyütmeyin canım, bu kadar ne var bunda? Bir otobüsle gider, bir otobüsle geri gelir. Yaşa Betüş, bir tek sen benim arkamdasın. Üzgünüm ama hayal kırıklığına uğrayacaksın Betüş. Çünkü babam bu sefer kabul etmeyecek. Ama buna baban tek başına değil, birlikte karar vereceğiz. Hem o babanızsa ben de annenizim. Gitmeyelim anne, gitmeyeceğiz. Çilek, kreşin nasıl geçti bugün? İyi. Arkadaşların neyi geçiriyor musun? Hepsi benden küçük, birazcık sıkılıyorum. Seneye okula başlayacaksın, idare et. Söylemesi kolay. Uyku saatinde hep ağlıyorlar. Onların yüzünden hiç uyuyamıyorum. Aa, bebeğine yeni elbise mi aldın? Hayır, kendim yaptım. Çok güzelmiş. Ama benim elbiseme çok benziyor. Hangisi? Senin bütün elbiselerin bu renk. Hiç hatırlamıyorum. Hani geçen sene babamın doğum gününde giymiştim ya. İyi ki aklıma geldi. Yarın Kerem'le tiyatroya gideceğiz. Onu giyerim. Aa, hatırladım şimdi. Bence onu sakın giyme abla. O seni çocuk gibi gösteriyor. Kerem seni öyle görmesin. Öyle mi? Belki de haklısın. Hadi gel, Betüş'e sofra hazırlarken yardım edelim. Tamam.